Eğitimimizin konusu TİK kaynağı. TİK kaynağı tungsten inert gaz, yani tungsten elektrotla asal gazla yapılan kaynak yöntemi. Asal gaz dediğimiz, daha önceki eğitimimizde, mikmak eğitimimizde de bahsetmiştik. Bir başka gazla bileşik yapmayan gazlar. Yani helyum, argon gibi gazlar. Burada da piyasada argon kaynağı denmesinin sebebi de saf argon kullanmasından kaynaklanıyor. Bu kaynak çeşidinde sadece argon ve helyum gazları kullanılıyor. Argon, helyum duruma göre, kaynak pozisyonuna göre, yaptığımız malzemenin cinsine göre karışım halinde kullanılabiliyor veya bağımsız olarak da kullanılabiliyor. TİK kaynak ünitemiz gaz tüpü. Gaz tüpü, manometre, gaz tüpü, manometre, kaynak makinesi, torç ve şase kablosundan oluşmaktadır. TİK kaynak yöntemi tarihçesine baktığımızda TİK kaynak yöntemi hafif metallerin kaynağında kullanılan bir kaynak yöntemi olduğu için özellikle havacılık sanayinde geliştirilmiş. Tarihsel açıdan baktığımızda da 2. Dünya Savaşı sırasında savaş teknolojisinde savaş uçaklarının bakım onarım faaliyetlerinde ve imalat faaliyetlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kaynak çeşididir. TİK kaynak yöntemiyle demir dışı metaller, örneğin alüminyum, manganez ve alaşımların kaynağını da çok rahat bir şekilde yapabilmekteyiz. Alüminyum ve manganez kaynağını yapabilmemiz için DC akım, yani doğru akımın dışında alternatif akımdan kaynak yapılması gerekiyor ve bu kaynak çeşidinde de bu bizim için en önemli avantajlardan bir tanesi. Demir dışı metallerin, manganez ve alüminyum kaynağının yapılabilir olması. TİK kaynak makinesi piyasada değişik türde, değişik çeşitlerde, değişik markalarda bulabilmek mümkün. Şu anda bizim kaynak makinemiz Magma Belt firmasının geliştirmiş olduğu 300 AC DC Pulse kaynak makinesi. Herkes yakalayabilmek için kaynak parametrelerinin gerektiği şekilde ayarlanabilmiş olması gerekiyor. Kaynak parametrelerini ayarlayabilmek için de kullandığımız kaynak makinesinin özelliklerini ve ayar parametrelerini gayet net ve anlaşılır bir şekilde ifade edip ayarlayabilip kendimizde kaynak makinesini tanımış olmamız gerekiyor. Şimdi kaynak makinesi üzerindeki ayarların neler ifade ettiği, hangi ayarların yapılması gerektiği ve bu ayarların neye ve nasıl şekilde yapılacağını birlikte görelim. Öncelikli olarak kaynak makinemizin gösterge tablosu 4 kısımdan oluşmakta. Bir tanesi akım cinsini ayarladığımız, yani DC, AC ve TİK kaynak veya örtülü elektrotla kaynak yaptığımız bölgenin ayarını gösteren bölge. İkinci bölge dijital gösterge. Üçüncü bölge pulse modu veya otomatik olarak kontak olarak kumanda ettiğimizi ifade eden gösterge bölgesi. Bir diğer bölgede parametre ayarlarını yaptığımız ayar düğmesi. Öncelikli olarak kaynak makinemizin gösterge tablosu 4 kısımdan oluşmakta. Bir tanesi akım cinsini ayarladığımız, yani DC, AC ve TİK kaynak veya örtülü elektrotla kaynak yaptığımız bölgenin ayarını gösteren bölge. İkinci bölge dijital gösterge. Üçüncü bölge pulse modu veya otomatik olarak kontak olarak kumanda ettiğimizi ifade eden gösterge bölgesi. Bir diğer bölgede parametre ayarlarını yaptığımız ayar düğmesi. Öncelikli olarak makinemizi ayarını DC akım mı AC akım mı olduğunu ayarlamamız gerekiyor. Bu ayarı neye göre yapmamız gerekiyor? Kaynak yapacağımız malzemenin cinsine göre. Eğer kaynak yapacağımız malzeme demir dışı metaller ise, yani
alüminyum, magnezyum ve bunların alaşımı ise buradan AC'yi ayarlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi iki tane ayar vardı. Bunlardan bir tanesi örtülü elektrot, bir diğeri de TIG kaynağı idi. Şimdi biz TIG kaynağında DC veya AC akımı ayarlamak istiyorsak buradaki butona basarak gördüğünüz gibi ışığın konumu değişiyor. Akım çeşidini ve kaynak çeşidini ayarlamamız için şurada görmüş olduğumuz butona basıyoruz. Bakın butona bastığımızda bizim ışığımızın konumu değişecek. Dolayısıyla kaynak makinemiz de istediğimiz kaynak konumuna ayarlanmış olacak. DC, AC, TIG kaynağında veya örtülü elektrotta DC veya örtülü elektrotta AC pozisyonunu buradan ayarlıyoruz. Biz şimdi çelik ve alaşımın kaynağını yapacağımız için DC, TIG kaynağı DC konumuna ayarlıyoruz cihazımızı. Bir diğer ayar pozisyonumuz da pulse modu, otomatik mod veya normal kendimizin kumanda ettiğimiz, manuel kumanda ettiğimiz komutları ayarladığımız kumanda göstergesi. Bu göstergeyi de burada bulunan butona basarak ayarlıyoruz. Şu anda otomatik, yani tetiğe bastığımda başlayacak ve kaynak devam edecek ayarladığım parametrelerde. Ben ikinci bir sefer tetiğe bastığımda, torş tetiğine bastığımda kaynak sonlanmış olacak. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burada görüldüğü gibi ikinci bir ışık yanıyor. Bu da pulse modunun aktif olduğunu göstergesi. Pulse modunu devreden çıkarmak için bu butona bastığımda gördüğünüz gibi pulse modu devreden çıktı. Tekrar pulse modunu aktif hale getirmek istediğimde bu butona basarak pulse modunu aktif hale getiriyorum. Şu anda pulse modu aktif. Şu anda pulse modu devre dışı bırakılmış durumda. Pulse modunun ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini birazdan açıklayacağız. Yapacağımız kaynağın parametre ayarlarını ise burada bulunan butona basarak gördüğünüz gibi parametre kısımları değişiyor. Ayarlıyoruz. İlk ayarımız ön gaz ayarı. Ön gaz dediğimiz ayar, yani biz tetiğe bastığımızda akım gelmeden önce, yani arc başlamadan önce kaynak bölgesine belirli miktarda bir koruyucu gaz iletiliyor. Kaynak bölgesi koruma şemsiyesi altına alındıktan sonra daha sonra kaynak akımı kaynak bölgesine iletilerek arc başlatılmış oluyor. Bu ayarda, yani şu anda görmüş olduğunuz 1.1 ayarı ayarlanmış durumda. Bu ayarı, ayar düğmesini çevirerek istediğim konuma getirebiliyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani ben kaynağa başlamadan önce tetiğe bastığım andan itibaren kaynak akımı kaynak bölgesine iletilmeden 1.3 saniye önce gaz kaynak bölgesine iletilecek anlamı taşıyor. İkinci ayarımız ise rampa süresi. Rampa süresi dediğimiz olay şu. Kaynağa başladığımız andan itibaren biz kaynağı yapabilmemiz için belirli bir amper değeri tespit ediyoruz. Ama bundan önce bazı özel durumlarda parça kalınlıklarına göre, parça cinsine ve kaynağın konstrüksiyon özelliklerine göre belirli amperden başlayıp daha sonra gerçek ayara, gerçek amper değerine yükselmesini istiyoruz biz. Bu 22 rakamı ilk amperden, ayarladığım ilk amperden gerçek ampere geçinceye kadar süreyi ifade ediyor. Değeri ifade. İkinci ayar ise rampa süresi içerisinde ilk başladığımız amper değeri. Örnek olarak şu anda 59 amperde başlamış sayılıyorum. Bunu ayar düğmesini çevirerek azaltıyorum veya artırıyorum. Yani biraz önce 22 rakamını dediğimiz olay, bu 22'de başlayacak olan amper değeri bu değerdir. Son amperim ise, gerçek kaynak amperim ise düğmeye bastığımda buradan belirliyor. Şu anda
görmüş olduğunuz 75 rakamı benim aslında kaynak amperim için gerekli ayarladığım değerdir. Yani ben 59 amperden 75 ampere 22 birimlik bir zamanda çıkacağım demektir. Bunun için gerekli bu kaynak pozisyonuna göre, parça kalınlığına göre. Yani doğrudan 75 amperden başlamak değil de önce bir düşük amperde başlıyorum, kaynak bölgesini ısıtıyorum, kaynak bölgesi ısındıktan sonra daha sonra belirli bir süre gerçek amper değerine ulaşıyor ve kaynağı yapmaya başlıyorum. Bir diğer ayar ise iniş rampası. Yani iniş rampası dediğimiz de şu: bitişte amper kaynak sonlanırken kaç amperde sonlansın? Yine buradan bu değeri de ayarlıyorum. Bu değeri de ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi ayar düğmesinde. Yani ben tetikten elimi çektiğimde 75 ampere ayarlı olan amper bir anda sıfırlanmıyor. Belirli bir süre içerisinde, belirli bir eğimde sıfıra, belirli bir zaman içerisinde sıfıra düşüyor. Bu da yine bitiş noktalarındaki özellikle yüzeysel çatlakların önlenmesi açısından bazı alaşımlı çeliklerin ve demir dışı metallerin kaynağında bu bizim için bir avantaj sağlıyor. Kaynak bölgesindeki çatlak ve benzeri olumsuzlukları önlemek amacıyla bir avantaj bizim açımızdan. Bir diğer ayar ise nasıl ki kaynağa başlamadan önce ön gaz, yani tetiğe bastığımda bir ön gaz veriliyor ise aynı şekilde buradaki değerde kaynağı sonlandırmak istediğimde tetikten parmağımı çektiğimde koruyucu gazın hemen kaynak koruyucu şemsiyesi yok olmadan arp kesiliyor, akım kesiliyor ama gaz kaynak kesilmiş olmasına rağmen belirli bir süre koruma şemsiyesini devam ettiriyor ve belirli bir süre sonra kesiliyor. Bunun ayarında buradaki örneğin 100 değeri var. Yani bu şu demek: ben tetikten parmağımı çektikten sonra 1 saniye süresince gaz üflemeye devam edecek. Kaynak sonlanmış olacak ama gaz üfleme işlemi devam ediyor demektir. Tetik mekanizmasının ayarlarında birinci ayar basıyorum, kaynak başlıyor, bırakıyorum, kaynağı sonlandırıyorum. Diğer ayar konumuna getirdiğinde basıyorum, tetiği bıraktım, kaynak şu anda devam ediyor. Ne zaman ki tetiğe bastım, kaynak sonlanmış oluyor. Diğer ayarımız ise pulse modu. Pulse modunun özelliği şu: buradan ayarıyorum. Şu anda evet benim manuel kumanda ettiğim konumda ve pulse modu aktif. Bunu diğer konumda da ayarlayabiliyorum. Ama biz operatör konumuna getirelim. Operatör konumunda pulse modu açık. Bu pulse modu ne anlam ifade ediyor? Özellikle ince saç malzemelerin kaynağında kaynak bölgesine aşırı ısı yüklemesi yapmak istemediğimiz durumlarda, aşırı yükleme istemediği durumlarda kaynak akımını sürekli kaynak bölgesine iletme değil de kesik kesik belli periyotlarda akım yükleyerek gerçekleştirme pozisyonunda ihtiyaç duyduğumuz bir ayardır. Yani bu şu demek: sürekli kaynak akımını kaynak bölgesine iletmiyoruz, kesik kesik ayarladığımız periyotlarda. Bunun periyodundan biz kendi durumumuza göre, kendi pozisyonumuza göre, kaynak pozisyonuna göre, kaynak konstrüksiyon özelliklerine göre ve aynı zamanda kaynak yaptığımız malzemenin cinsine göre. Yani bu ne demek? Alaşımlı çelik mi, sade karbonlu çelik mi veya demir dışı metallerin kaynağını mı gerçekleştiriyoruz? O duruma göre pulse modunda parametrelerini ayarlıyoruz. Parametre ayarlarını pulse modu açık olduğu durumda buradan ayar butonuna basarak şuradan F, P harflerini ifade ettiği ışık aktif durumda şu anda
ve 8.7'ye ayarlanmış durumda. Bunu ben azaltıp yükseltebilirim. Yani bu ne demek? Bu şu demek, bu şu demek. Azalttığımda birim zamandaki darbe, yani akım gönderme aralığı daha açık. Yükselttiğimde ise birim zamanda akım gönderme aralığı daha düşük anlama gelmektedir. Birazdan kaynak uygulaması sırasında bunu uygulamalı olarak göstereceğiz. TİK kaynak makinesinde ihtiyaç duyduğumuz sarf malzemeler ve yardımcı araçlar görülmekte burada. En temel aracımız elektrot, tungsten elektrot, gaz kabı ve elektrot tutucusu. Elektrotlar 1.6, 2, 2.4, 2.8 olmak üzere bu aralıklarda imal ediliyor. Elektrotlar çapları 1.6, 2, 2.4 olurken boyları ise 175 mm olarak üretiliyor. Malzemenin cinsine, kalınlığına göre elektrot çapını ve gaz kabını belirliyoruz. Gaz kapları torçun ucuna takılmakta, torçun ucuna vidal olarak takılmakta. Gördüğünüz gibi 4, 5, 6 olarak numaralandırılmış durumda. Bunların en küçük numarası 4, en yüksek numarası da 8. Numarayı neye göre tespit ediyoruz? Parça kalınlığına göre, elektrot çapına göre. Elektrot çapı büyüdükçe, parça kalınlığı arttıkça gaz kabı da buna paralel olarak artıyor. Parça kalınlığı arttıkça elektrot çapı artıyor. Çünkü neden? Daha yüksek amperaja ihtiyaç duyduğumuz için daha kalın elektrota ihtiyaç duyuyoruz. Daha kalın elektrotta bizim daha yüksek gaz şemsiyesini gerektirdiği için gaz kabında ağzının aynı şekilde buna paralel olarak geniş olması gerekiyor. Elektrot çapı yükseldikçe gaz kabı da numarası yükselmiş oluyor. Diğer yardımcı aracımız ise elektrot tutucular. Elektrot tutucular elektrotun torç içerisinde güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor. Bunlar da elektrot çapına göre gördüğünüz gibi şu anda elimde tutmuş olduğum tutucu 2.00, yani 2 mm'lik elektrot çapı için imal edilmiş. 1.6 elektrot kullanıyorsak tutucumuzun da 1.6 çapında olması gerekir. Arka oluşturmak için kullandığımız elektrotlar 1.6, 2, 2.4 çaplarında imal edilir diye ifade etmiştik. Şu anda elimde tutmuş olduğum elektrot 2.4 çapında elektrot. Burada dikkat etmemiz gereken elektrotların bilenme işlemi. Elektrotlar bilenme işlemi sırasında zımpara taşına dik gelecek pozisyonda bilenmeli. Kesinlikle yatay pozisyonda bileme işlemi gerçekleştirilmeli. Yani bileme işleminde elektrotun taşla olan konumu şu şekilde, dik konumda, zımpara taşının alnına dik gelecek konumda bilenmeli, kendi eksen etrafında gerekli açıda çevrilmeli, yatay konumda dayama üstüne tutularak bilenmemeli. Sebebi ne? Sebebi burada oluşan izler elektrot eksenine dik değil de elektrot eksenine paralel değil de elektrot eksenine dik oluşacağı için bu kaynak sırasında bizim kaynak arkının dağılmasına sebep olacaktır. O yüzden bu dağılmayı engellemek için biz elektrotlarımızı bilerken zımpara taşının alın yüzeyine dik gelecek şekilde kendi ekseni etrafında gerekli açıda bileme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada oluşan izler elektrot çapına paralel olacağı için, elektrot eksenine paralel olacağı için dağılmayı engelleyecek, kaynakçıya sıkıntı yaratmayacaktır.
elektrotların torça bağlanması. Burada görmüş olduğunuz arkadaki yardımcı parçanın vidasını gevşetiyorum. Elektrotla tutucuyu torçtan çıkartıyorum. Biraz önce sözünü ettiğimiz tutucu gerektiği şekilde bilenmiş elektrot tutucunun içine yerleştiriliyor. Tel çapına uygun tutucu. Daha sonra elektrot ve tutucuyu torç içerisine yerleştiriyorum. Sıkma parçasını vidalıyorum. Burada dikkat etmem gereken nokta elektrot ucunun gaz kabından yani porselen kaptan minimum 4 mm maksimum da 7 mm dışarıda olacak şekilde elektrotu sabitliyorum. Yani bu elektrotun ucu 4 ila 7 mm gaz kabından dışarıda olmalı. Gaz kabında gördüğünüz gibi şu anda 6 numaralı gaz kabı, 1 diğer aracımız ise kaynak yapmak için ihtiyaç duyduğumuz eleman ilave teller. İlave teller kaynak yapacağımız malzemenin cinsine göre. Yani demir ve alaşımlar mı veya demir dışı metaller mi? Hangi türde malzeme kaynağını yapacaksam aynı cins ilave tel kullanmam gerekiyor. Şu anda görmüş olduğunuz tel sade karbonlu çeliklerin yani alaşımsız çeliklerin kaynağında kullanılan bakır rengindeki tel. Bu bakır renginde olması sizi yanıltmasın. Bu sadece bakır suyuna batırılmıştır. Oksitlenmeyi engellemek aynı zamanda da kaynak akımını daha iyi iletmek için. Şu elimde tutmuş olduğum elektrot ise gördüğünüz gibi daha açık renkli paslanmaz çeliklerin kaynağında kullanılan ilave teldir. Kaynak ünitemizin diğer elemanı ise koruyucu gazın depolanmış olduğu gaz tüpüdür. Gördüğünüz gibi burada tüpün rengi tamamen mavi olduğu için endüstri gazlarda biliyorsunuz her gazın bir tüp rengi vardı. Gri ise karbondioksit, gri mavi ise karbondioksit argon karışımı, mavi ise içerisinde sadece argon depolandığını gösteriyor. Şu anda bizim tüpümüz 30 litrelik ve 50 litrelik olmak üzere iki çeşit ama biz şu anda 30 litrelik tüpü kullanıyoruz. Tüpümüze bir basınç düşürücü dediğimiz manometre takıyoruz. Manometremizin birinci göstergesi tüp içerisindeki gaz miktarını, ikinci göstergesi ise bizim kullandığımız gaz debisini ifade ediyor. Biz bu gaz debisini kendimiz buradaki ayar kelebek vidasını sıkarak litre bölü dakika cinsinden ayarlıyoruz. Şu anda bizim ayarladığımız miktar 12 litre bölü dakika ama bu bir yüksek miktar. Bunu biraz düşürmemiz gerekiyor. Kaynak ünitesinin parçalarını bu şekilde ve yardımcı bağlantılarını bu şekilde tanıttıktan sonra şimdi kaynak yapmamız için gerekli olan ayarlara geldi sıra. Kaynak yapmamız için gerekli olan ayarlar, en temel ayarlar ön gaz çıkış rampası, çıkış rampasındaki amper değeri, gerçek kaynak amper değeri, son gaz ve iniş rampa değeri. Eğer pas modunu kullanacaksan bir de pas parametresini ayarlaman gerekiyor. Şimdi ben 5 mm'lik parçayı kaynak yapacağım için TİK kaynağından ortalama olarak kaynak pozisyonuna göre, konstrüksiyonun çeşitliliğine göre, kaynak durumuna göre, malzeme cinsine göre her birim milimetre için 35 ila 40 amper değerinde bir amper ayarlama gereken bazı durumlar var. Bunlardan en temeli
Torçun pozisyonu ve ilave telin pozisyonu. Kaynak yaparken ilave tel ihtiyaç duyduğumuzda kullanabiliyoruz. Bazı durumlarda özellikle ince saç malzemeleri kaynağında ilave tele gerek olmayabiliyor. Gerek ilave tel kullanalım, gerekse ilave tel kullanmadığımız durumlarda torç 90 derecelik açı konumundan hafif kaynak yönüne doğru ters açı yapacak şekilde maksimum 20-25 derecelik açı yapacak şekilde konumlandırıyoruz torçu. Gördüğünüz gibi şu durumda. İlerlememiz bu yönde olacağı için ilerleme kaynak ilerleme yönünün aksi yönünde 20-25 derecelik 90 derecelik açı yani dik eksenle 20-25 derecelik açı yapacak şekilde konumlandırıyoruz. İlave tel kullanıyor isek, ilave telimizde yatayla 20-30 derecelik maksimum 30 derecelik açı yapacak şekilde konumlandırıyoruz ve kaynak pozisyonumuz bu şekilde oluşuyor. Ve ilave teli verirken kesinlikle koruyucu gaz şemsiyesinin dışına çıkarmadan uç kısmını gaz şemsiyesinin dışına çıkartmadan ilave damlacıkları kaynak bölgesine vermemiz gerekiyor. Sebebi şu, koruyucu gaz şemsiyesini dışına çıkarttığımızda telin ucu ısındığında oksitlenme gerçekleşiyor. O yüzden bu oksitlenmeyi engellemek için koruyucu gazın dışına çıkartmamamız gerekiyor. Eğer oksitlenme gerçekleşirse kaynak dikişi zamanla oksitlenmeye maruz kalacağı için mukavemet açısından sakınca doğuracaktır. Elektrotun bilenme işlemi sırasında dik pozisyonda yani alına dik olacak şekilde bilenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi bunun uygulamasını izliyoruz. Kesinlikle elektrot bu konumda değil, bu konumda bilenmeli. Tamam, bunlar böylece uygulamaları var. Makine ayarlarını anlatırken ilk gaz süresi konusunda söylemiştik. Şimdi bunun ne anlama geldiğini görüyorum. Birazdan yakıt çekime geçtiğimizde, arkı başlattığımızda arktan önce bir gaz sesi duyacağız. Ama ark daha sonra oluşacak. Yani önce bir gaz kaynak bölgesine iletilecek, koruma şemsiyesi oluşturulacak. Ayarladığım süreden sonra da arf başlamış olacak. İlk gaz tetiğe basacağım. Tetiğe bastıktan sonra belli bir süre içerisinde gaz üflemesi devam edecek ama arf oluşmayacak. Ön gaz dediğimiz olay bu. Gördüğünüz gibi tetiğe bastım, gaz üflemesi başladı ama ark daha sonra oluştu. Şimdi de son gazın ne anlama geldiğini ifade edelim. Kaynak arkı devam ederken elimi tetik mekanizmasından çekeceğim. Ark kesilecek ama gaz üflemeye devam edecek. Yani kaynak bölgesinin koruması eriği katılışıncaya kadar devam edecek. Önce İlk gaz süresine dikkat edelim. Bakın daha sonra başladı. Şimdi de son gaz. Bakın devam ediyor son gaz. Tekrar gösteriyorum. İlk gaz ve son gaza dikkat edelim. İlave telin için kullanıyorum. Tik kaynağı bilindiği üzere eriyen elektrotlar kaynak türlerinde değildir. Eriyen elektrotla kaynak türleri, örtülü elektrot kaynağı, mikmak kaynağı eriyen elektrot türlerinden ama tik kaynağı eriyen elektrot türlerinden değil. Ya bu ne demek? Bu şu demek. Elektrotun görevi sadece kaynak arkını oluşturmak. Tungsten eriyerek kaynak metal içerisinde karışmıyor. Kaynaklık görevi kaynak arkını oluşturmak, bizim ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlamak. Daha sonra biz eğer ihtiyaç duyuyorsak kaynak telini ilave tel olarak kaynak bölgesine iletiyoruz. İhtiyaç duymuyor bir şekilde kaynak enerjisinden faydalanarak
eriyi oluşturup kaynaklı kişinin tesiri olarak gerçekleştiriyoruz. Evet, şu anda ilave telin kaynak uygulamasına bir örnek göstermiş olduk. Şimdi de ilave telsiz uygulamaya bir örnek göstereyim. Burada sadece ark oluşturuyorum. Torşla ince, özellikle ince parçalardan. Kaynaklı kişilerini gösterelim. Buz modunun kullanılmasını anlatalım. Makinemizi buz konumuna getiriyorum. Manuel kontrol ve gördüğünüz gibi buz ışığı aktif durumda. Makinem şu anda pulse moduna ayarlanmış durumda. Makinemi pulse moduna ayarladıktan sonra pulse parametremin ayarlanmasına sıra geldi. Butona basıyorum. Evet. FB konumuna geldiğinde şu anda 31 değerini gösteriyor. Bunu artırıp azaltabiliyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. 27 değeri benim 2 darbe sırasında yani 2 periyot arasındaki süreyi ifade ediyor. Bu süre düştükçe 2 darbe arasındaki süre artıyor. Yükseldikçe 2 darbe arasındaki süre azalıyor anlamını ifade ediyor. Şu anda 35. İsterseniz bir 35 değerinde pulse modunda bir kaynak yapalım. Bir de daha sonra düşürdükten sonra bir kaynak yapalım. Arasındaki farkını daha iyi görmüş olacağız. Pulse modunun 35 paralel değerinden ayarlandıktan sonra kaynak sırasında ne gibi farklılığı var? Şimdi onu görelim. Dikkat edelim. Kaynak sırasında böyle çıt 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 bir ses göreceğiz, duyacağız. Ve arkın kesikli olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi bir ses var. 35 parametre değerinde oluşuyor ses. Bunu yükseltip alçaltabiliriz. Şimdi 35 değerini biraz azaltalım. Azalttığımızdaki farklılığı kaynak sırasında görelim. Gördüğünüz gibi iki pulse arasındaki, yani iki darbe arasındaki süre daha da açılmış oldu. Bu özelliği hangi durumlarda kullanıyoruz? Bu özelliği özellikle ince malzemelerin, yani 1 milimetrenin altında kalınlığa sahip malzemelerin, 0.25-0.30 saç malzemelerin kaynağında veya ısıl deformasyon gerçekleşmesini istemediğimiz yüzeylerde bu modu kullanıyoruz. Çünkü sürekli akım, enerji yüzeye yüklemediği için, belli aralıklarla yüklediği için yüzeyde kaynak bölgesinde aşırı derecede ısı birikim meydana gelmiyor. Bundan dolayı da ince saç malzemelerde erime gerçekleşmiyor veya ısı deformasyon gerçekleşmediği için kaynakçıya da bir operasyon üstünlüğü sağlamış oluyor. Kaynakçılıkta önemli konulardan bir tanesi de özellikle iş sağlığı, iş güvenliği konusu.
İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda hem çalışan iş emniyetini sağlarken aynı zamanda işin de emniyetini ve çevrede bulunan diğer unsurları yani çalışanların ve fabrika içerisinde veya atölye içerisinde diğer araçlar için güvenliğini de sağlamış oluyor. Kaynakçılıkta temel iş güvenliği prensipleri belirli. Temel kaynakçılık iş güvenliği prensiplerine uymamız gerekiyor. Özellikle kaynak ortamının havalandırmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim vücudumuzun korunması için deri kolluk, deri önlük yeterli koyula sahip, standarda sahip koruma gözlüğü yani kaynak maskesi, deri önlüğüne kişisel koruyucu araç olarak kullanmamız gereken güvenlik araçları. Güvenlik açısından dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta, özellikle basınçlı tüplerde tüpün kullanıma alınması sırasında, yani açılması ve kullanım sonrasında kapatılma sırasında dikkat etmemiz gereken bir nokta, kesinlikle tüpün varasına ve bağlantı kısımlarına yağlı eldiven veya bu civata, bu somun sıkışmış, burayı yağlayalım veya bu ventil sıkışmış, burayı yağlayalım, kolay açılsın gibisinde bir davranışta bulunmamamız gerekiyor. Neden? Şundan dolayı. Basınçlı gazlar, basınç altında depolandıklarından özellikle karbon bileşikleriyle basınçlıyken temas ettiklerinde kimyasal tepkimeden dolayı aşırı derecede bir ısı ortaya çıkıyor. Alevlenme, parlanma gerçekleşmiyor ama kimyasal tepkime sonucunda yüksek bir ısı ortaya çıktığı için kaynakçı bu ısıdan etkilenerek vücudunda yanıklar oluşabiliyor. O yüzden eğer burada herhangi bir şekilde bir kaçak varsa elimizde de yağlı üstümü veya elimiz yağlıysa, eldivenimiz yağlıysa bu kaçak gazla yağ temas sonucunda bu söylediğimiz olay gerçekleşiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İş güvenliği açısından bir diğer nokta ise tüpün açılması sırasında kesinlikle bu ayar kenarlarının gevşek olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Eğer bu vida gevşek değilse, yani şu konumda değilse, gazı boşaltalım. Bakın şu anda kullanım gaz debisi sıfıra indi. Açılış pozisyonda buranın gevşek olması gerekiyor. Sebep şu. Eğer biz tüpü açtığımızda bu vida sıkılı konumdaysa yüksek gaz basıncı diyaframa temas edeceği için, diyafram yüksek basınca maruz kalacağı için bu diyaframda patlama ve buradaki pinin fırlaması söz konusu olabiliyor. Bunu engellemek için bunu mutlak surette tüpün açılmadan önce gevşek olduğu kontrol edilmeli. Sık olmamasına dikkat etmeli. Daha sonra tüpü açtığımızda birinci gösterge hareket ediyor. Tüp içerisinde gaz miktarını gösteriyor. Daha sonra ben buradan gevşek olan ayar vidasını sıkarak kullanmam gereken gaz debisini ayarlıyorum. İşlem bittikten sonra tüpün kapatılması öncelikli olarak tüpün varasını kapatıyorum. Torçumun tetik mekanizmasına basıyorum. Gördüğünüz gibi birinci vire sıfıra indi. Şimdi ikinci vire de sıfıra indi. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Benim torç kablomda ve iletme hortumdaki gaz boşaldı. Manometredik gaz da boşaldı. Çalışma esnasındaki tehlikeyi önlemek için ayar vidasını gevşetiyorum ve bu konuda tüpü bırakıyorum.